Türkiye son 19 yılda 9 milyon vatandaşına iş bulmuş. Bir başka ifadeyle istihdamını 9 milyon artırmış bir ülkedir. Bakın ne diyor? Son 19 yıl diyor. Ya o son 19 yılın 13 yılında, ilk 13 yılında bizler vardık. Başarı, başarı diye anlattığı her şey o dönem. Niye istihdamla ilgili kendi son dönemini anlatmıyor? Çünkü ne dedi? Bütün yetkiyi bana verin dedi değil mi 2018 seçimlerinde? Bütün yetkiyi bana verin, ben bütün sorunları çözeceğim dedi. Faizi de düşüreceğim dedi, enflasyonu da düşüreceğim dedi. Ve kimseyi dinlemedi. Bütün yetkiyi eline aldıktan sonraki istihdam durumu nasılmış? Şimdi onu da şöyle bir grafikte görelim arkadaşlar. Bakın, 2018 Haziran, partili, taraflı Cumhurbaşkanı, akraba bakan beraberce çalışmaya başlıyorlar ve diyorlar ki kimseyi biz karıştırmayacağız ve bu işi biz yapacağız. Alın, istihdam düşmeye başlıyor. 2019 ha, daha pandemiye gelmedik bakın. Şimdi arada bir pandemiyi mazeret olarak gösteriyor. Pandemi ne zaman geldi? 2020'nin Mart'ında. İstihdam ne zaman düşmeye başlıyor? 2019'un başında düşmeye başlıyor İslam. Çalışan sayısı, bakın 2018 seçimlerinde 28 milyon 700 bin iken düşmeye başlıyor. İniyor. Evvelsi günkü konuşmasında ne diyor? 19 yılda istihdamı 9 milyon artırdık diyor. Ya onu biz artırdık biz. Siz istihdamı düşürdünüz. Sonuç ortada. Hangi iş olursa olsun bakın. Ehil bir kadro olmadıktan sonra, dürüst ve işini bilen bir kadro işin başında olmadıktan sonra başarı elde edemezsiniz. Bu iki vasıf tek kişide buluşacak. Ve her elemanınız, görevlendiriniz her insan tek tek dürüst ve işinin ehli olacak. Başka türlü sorunları çözemezsiniz. Bu ülkenin bu yükünün altından kaldıramazsınız. Ve üstelik yine istihdamla ilgili rakamlar da değerli arkadaşlar. Bakın makyajlı rakamlar. İstihdam ve işsizlikle ilgili açıklanan rakamlara da artık güvenilmiyor. Bu demin gösterdiklerim dahi TÜİK'in 2018 sonrası bozulan ve artık kimsenin güvenmediği TÜİK'in rakamları, o rakamlar bile gerçeği gizleyememiş, düşüşü gösteriyor, açık açık gösteriyor. Bakın, bir başka veriyi daha paylaşayım sizlerle şimdi. Bu da atıl iş gücünü gösteriyor, atıl iş gücü. Bu geniş tanımlı işsizlik de deniyor buna. Ve biz bastıra en sonunda TÜİK son 5-6 aydır bunu da yayınlamaya başladı. Yine bunlar da muhtemelen makyajlı rakamlar. Gerçekleri daha iyi göstermeye çalışan rakamlar. Yani gerçek durumdan daha iyi bir tablo çizmeye çalışan rakamlar ama ona bile bakıyoruz ne olmuş. Geniş işsizlik, geniş tanımlı işsizlik. 2018'in Haziran'ında partili, taraflı Cumhurbaşkanı, akraba bakan el ele veriyor ve işsizlik, geniş tanımlı işsizlik oranı hemen yükselmeye başlıyor. Ve şu arada daha pandemi yok. Daha pandemi yok bakın. Ve işsizlik artıyor Türkiye'de. Güveni kaybettiler. Güven olmayınca yatırım olmuyor. Yatırım olmayınca yeni İslam oluşmuyor ve işte böyle işsizlik artıyor. İşte değerli arkadaşlar, bakın %17'den şu anda %27'ye çıkmış bir atıl iş gücü var. Son 3 yılda oldu. Son 3 yılda. Hükümetin de Sayın Erdoğan'da karnesi bu. Öyle dönüp de bizlerin iş başında olduğumuz ve açıkça söyleyeyim doğru bildiğimizden şaşmadan çalıştığımız, yanlış talimatları asla yerine getirmediğimiz bir dönemde elde edilen başarılarla ta yıllar sonra bugün övünüyor. Aynı müflis tüccarın eski defterleri karıştırması gibi. Yine değerli arkadaşlarım bakın, taraflı Cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber 3 yılda tam 3 milyon insan günde 50 liranın altında bir parayla geçinmeye mahkum olmuş durumda şu anda. Ve ülkemiz yoksullaştı. Çarpıtmalar keşke bununla sınırlı olsaydı arkadaşlar.
Bakın başka ne diyor?